Hocam yeni bir kontrat Okan Hoca'ya. Evet. Ne diyor? 3 yıllık bir kontrat. Demek ki burada Galatasaray yönetimi Okan Hoca'ya daha memnun ve geleceğin takımını inşa ediyorlar. Hatırlayın aynı Fatih Hoca bir gibi. Bir şey soracağım hocam. Tabii. Sen biliyorsundur çünkü. Ne kadar süresi var Dursun Özbek yönetiminin? 2 senesi mi var? 1-2-2. 2, evet. Bu seneden sonra. Ya ben bu niçin sordum? Evet. Yani genelde kendi görev sürelerindeki süreyi bağlamak sanki bana daha mantıklı geldiği için söylüyorum. Abi. Pardon, yani onun için söyledim hocam. Şimdi evet, bu bir görüş. Ben kulüplerde bu tür kararların gelecek yönetimleri de bağlamasında bir sakınca görmüyorum. Çünkü bazen daha kısa süreli seçilen yönetimler de var. Biz hep 5 senelik, 10 senelik planlardan bahsederiz. Bu tür planlar tamamıyla süreklilik arz etmesi açısından biraz daha uzun vadeli olabilir. Ama oradaki temel şart o kararlar, o teknik adam doğru teknik adamsa. Yoksa doğru tercihte bulunmuyorsan 3 aylıkta olsa kulüp zarar görüyor bunlardan. Kulübün kendi politikasının, kulübün kendi felsefesinin olması en önemlisi. Barcelona'da bir şey değişmiyor, Real Madrid'de bir şey değişmiyor. Bayern Münih'te bir şey değişmiyor. O yüzden bizim de oralara gelmemiz lazım ama bizde çok şey değiştiği için prensipte senin dediğine ben de katılıyorum. Ben yani oradan hayır, yanayım hocam. Biz, İki görev süresi içinde tabii kalmak daha bir mantıklı görünüyor. Çünkü bir şekilde gelecek yönetimin elini bağlıyorsun. Diyelim ki, şunun için söyledim. Diyelim ki Okan Hoca son senesinde çok başarılı olmuyor. Diyelim yani, öyle bir şey kabul edelim. Şimdi gelen yönetim değiştirecek ama o bir yılı da ödemek zorunda kalıyor. Bence yönetim olarak kendi sorumluluğun alanındaki bölümün sende kalması bana göre sanki daha mantıklı. Bu sadece Galatasaray için söylemiyorum, tümü için söylüyorum. Yani mesela Ali Koç şimdi bir yılı kaldı değil mi? Bence 3 yıllık birisiyle sözleşme imzalamamalı. Yani bir yılı kaldıysa çünkü bir yıllık imzalamalı. Çünkü bir sonraki imzalan şeye tazminat bırakması, yük kalmasın. Şimdi evet, istisnalar vardır. Bir şey daha söyleyeyim hocam, evet, kusura bakmayın. Hüseyin Özkök söylemiş, çünkü söyleyelim madem konuyu gündeme getirdik. Polonyalı hakem özür dilemiş ve demiş ki gittiğim toplantının içeriğini bilmiyordum demiş. Onun için özür diliyorum deyince kabul görmüş. Onu da söyleyeyim de hani madem yazmış Hüseyin Özkök onu da paylaşalım. Ben de diyorum bilmediği bir yere gitmesin hakemler. Tamam şimdi kusura bakma ben. Estağfurullah. Ben dedik nasıl oldu yani, falan. Bizde de bunu böyle pek inandırıcı bulmayan birçok kişi çıkabilir. Ya, bana göre de inandırıcı değil de yani sonuç itibariyle biz ya, haberi söylüyoruz. Erman Hoca olsaydı şimdi yemezler derdi. UEFA'da onu yemiş, sorun yok. Şimdi bazı istisnalar olmalı dedim. Bu Okan Buruk için geçerli. Bu geçmişte Fatih Terim için geçerliydi. Bu Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geçerliydi. Bu Fenerbahçe'de Aykut Kocaman için geçerliydi. Yani bakın bunlar hep ayrılan hocalar. Ayrılırken de hiçbir zaman tazminat istemeyen hocalar. Tabii Galatasaray'ın Okan Hoca ile yapacağı bu uzun sözleşme bence çok doğru bir karar. Ama hiç kimsenin aklına da ya olası bir ayrılıkta Okan Hoca'nın oradan tazminat hakkı doğar cümlesini düşünmesine bile gerek yok. Bu kesinlikle hiçbir zaman talep edilmez. İki, Okan Hoca bu sözleşmeyi imzalarken de rakamı bile konuşmaz. Boş yere imza atar. Galatasaray yönetimi de gereğini yapar. Ama bir gerçek de şu, bu kulüplerin hepsi günümüzde artık borsada işlem gören kulüpler. Bütün bu sözleşmeleri de tamamıyla yasal bir şekilde son kuruşuna kadar o borsadaki kurallara uygun hareket etmek evet, zorundalar. İmzalamaları ve oraya sunmaları gerekir. Şimdi şunu söylüyorum, bir ek olarak söyleyeyim. Şimdi ben görev süresi boyunca imzalanmasından yanayım bir. Yani benim düşüncem bu. İki, tabii ki Okan Hoca'nın nasıl Galatasaraylı olduğunu tartışmayacağız. Orada herhangi bir şey yok. Ama profesyonel hayatta ya Okan Hoca Galatasaraylı nasıl olsa son senesinin parasını istemez. Yabancı gelince son kuruşuna kadar istiyor. Niye evet, istemesin? Ya bu çok yanlış bir şey yani. Bundan biz uzaklaşalım. Doğru karar verelim. Mesela doğru karar hocayla 2 sene, belki de 2 senelik anlaşacaklar. Biz 3 senelik diyoruz da hocayla 2 senelik anlaşırsın. Sen görev sürende yaparsın. Görev süren bittikten sonra tekrar seçiliyorsan hocayla tekrar anlaşırsın. Yani burada bunlar bizim başımıza çok dert açtı. Yani çok yabancı hoca. Bak peşinde, hepsi peşinde. Yabancı oyuncu hepsi peşinde. Yani
Gayet doğal. E biz yerlili hocalara gelince şey diyoruz yerli hocalara. Ama sen de Galatasaraylısın. Ama sen de Fenerbahçelisin. Niye para istiyorsun? Ama sen de bir şey... yabancıya söylemiyorsun. Olmaz. Yabancı alıyor gidiyor. Profesyonel bir iş yapılıyor. Bu profesyonel işin karşılığını, sözleşme edimlerini yine o şöyle yapabiliyor mu? Kardeşim ben gidiyorum ya, çalışmak istemiyorum diyor mu sana? Bu konuda bir haksızlık var, doğru söylüyor. Haksızlık söyle yani bu çifte standart var hocam ya. O da şu, yabancı bizde hoca, yerli bakın hoca. Sadece büyük kulüpler için değil, bütün camialar için geçerli. Yok, ben bizde genelde öyle bir camianın evladı olduğun anda ekonomik yönden bir defa haksızlığa uğrayacaksın anlamı yatıyor bunun içinde. Evlatlardan hep karşılıksız hizmet beklenir. Ama özveri. o evlatlara bazen işte babanın davranması gibi davranmayan kulüplerimiz olduğu zaman orada biraz evlatlara haksızlık oluyor, o kesin. Yani ben de çok fazla öyle değil yani. Sözleşmeyi yapıyorsan sen kendi dönemin içerisinde yaparsan çok daha makbul olur. Çünkü zaten şöyle, Okan Hoca başarılı olursa yeni gelen yönetim, diyelim ki yönetim değişse, devam. Yine 3 sene o imzalayacak yeni sürecine. Peki ben başka bir şey sorabilir miyim? Sana? Tabii hocam. Sen kaldı ki var hocam. Futbolun her kesiminde bulundu. Hem saha içinde yönetici, hatta hakemliği bile var. Yöneticilik evet, bir tarafa futbolculuğu bitti. Sen yöneticisin, başkansın kulüpte. Icardi gibi böyle müthiş bir performans sergilemiş bir futbolcu gelmiş. Kiralık, anlaşmışsın. Onunla yeni sözleşme imzalama şansını yakaladın. Fiyatlar hepsi de uygun. Onunla bir senede görevin var. Bir senelik mi imzalarsın, 3 senelik, 5 senelik mi? 1+1 karşılıklı opsiyonu olan ya da 1+2 imzalarım hocam. Niye? Hayır, şimdi neden futbolcu hocam? 3 senelik istiyor. İşte 3 senelik istiyorsa... İcardi'den almayacak mısın? Şey yani, almayacak mısın? Yani çok istisna bir örnek verdiniz ama genelde de bunun yapılması gereken bir yöntemi var. Biliyorsun şu an dünyada yapılan sistem şu. Senin görev süren bir sene ise 1+ karşılıklı 1+2, 1+1 yapıyorsun. Anlaşırsan, ne oluyor biliyor musun? Diyorsun ki yani yeni yönetim geldiğinde seninle devam etmek istiyorsa zaten sen de devam etmek istiyorsan o yönetimle bu opsiyonu sana veriyorum diyorsun. Soru çok net. Icardi dedi ki başkan niye 3 sene veya gidiyorum. 3 sene veren kulüp var. Hatta rakibe gidiyorum. Peki hocam o zaman şey söyleyeyim. Hani ben de ters taraftan söyleyeyim. Nereden söyleyeyim? Mesela Salih Uçan geldi dedi ki ya 3 sene yapacaksınız ya hiç yapmayacağım dedi. Ne olacak? Şimdi burada, yani işte şöyle, çok uç örnek veriyorsun hocam. Hayır yani. Uç değil. Ona verilecek cevabım çok net. Ama isim zikrettiğimiz için o cevabı vermeyelim. Yani şunun için söylüyorum. Ben de Salih aklıma geldiği için söyledim. Yani şimdi Icardi çok uç bir örnek. Ya Icardi uç bir örnek. Yani sen son bir senen kalmış. Ama bilmem... böyle uç örnek diyebileceğimiz çok futbolcu var. Saymaya başlayayım mı? Torreira bunlardan biri olur. Arda bunlardan ben biri Torreira olur. Ben Torreira mesela Torreira için aynı şeyi söylemem. Torreira yani, için. Tabii. Bak ne diyorum, şampiyonlukta en önemli ikinci paya sahip. Onu ne imzalamıyorsun yani? 3 sene niye imzalayayım hocam? 4 sene niye imzalayayım? Bir senem kalmışsa 3 sene imzalamam. Yaş da herhalde. İşte hayır, Torreira'nın yaşı yok, da... Yok ondan değil. Yaşında bir sorun yok. Ben yaş da mı? Şimdi zaten demin dedik ya, iyi yönetim, iyi teknik adam, iyi futbolcu o sınıfa girene kadar bu kararları en doğru şekilde verenler giriyor oraya. O yüzden bu tamamıyla futbolcunun özellikleriyle ilgili, karakteriyle, yapısıyla ilgili görüşlerdir. Ben Torreira ile ilgili aldığım bilgiler, yapısıyla, karakteriyle, bu sene ortaya koyduğu performans, 3 sene diyorsa hemen imzayı atarım, hiç düşünmedim. O farklı, yani bu benim tercihim, seninki farklı tercih, olabilir. Görüş, ben şöyle düşünüyorum, yani 3 sene diyor, 1 sene sonra bu yönetim gidecek. Yeni bir teknik direktör getirecekse, belki de Torreira gibi bir oyuncudan daha farklı bir oyuncuya evrilecek. Yani bilemem onları. Ama Icardi'yi bulamaz diyorsun. Icardi çok uç bir örnek diyorum. Dünya futbolu zaten santrofor bulamadığı için Edin Dzeko'lar, Benzema'lar kaç yaşındayken... İbrahimovic bile 40 yaşında neredeyse oynayacaktı. İşte yaşları ilerlemesine rağmen o tür oyuncu bulamadığı için dünya futbolu bu oyuncuları oynatıyor. Icardi bulduğun bir nimet, kalkıp da sana bir sonraki yönetim niye demez. Ama diğer oyuncular için söylediğim, yani ben aklıma geldiği için kusura bakmasın Salih aklıma geldi hani öyle bir şey son diye. Son bir dakika. Yani diğer oyuncular için yani yönetimleri bağlamak
Yani hocam bana bunu söylediği için söylüyorum. Peki. Yöneticilik yapan bir kişi olarak söylüyorum. Çok oyuncunun kahrını çektik hocam. Madem böyle. Kusura bakma yani. Futbolcu yanlışsa onunla işte, imzalayan yönetim de yanlış işte iş hocam, yapıyor. Hocam o imzalayan yönetim alasmalı deyip gidiyor. Madem, madem Icardi dedik, bizim editör arkadaşımız Ercan Şimşek çok güzel bir Icardi belgeseli hazırlamış. Kulak verelim efendim, saat başı yeniden burada olacağız. Derbiyi, büyük maçı, tabii şampiyonluğu, yanı sıra özel haber olduğunda sizinle paylaşacağız. Ayrılmayın.